akşamlar. Yeniden sizlerle beraberiz efendim. Yeniden evlerinize konuğuz. İşte yine harika bir türkü gecesinde. Yine canlı, cap canlı müzik eğlence programımızda sizlerle beraberiz. Ben Nilhan Turan Kırdı ve tabii ki yol arkadaşım sevgili Daranlı Mustafa. Ve bu akşam bizlere eşlik edecek çok özel bir konuğumuz sevgili Selçuk Metin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve Daranlı Ali, namı diğer Ali Karakoç. Ve sevgili Gökhan Özcan yine bizlerle birlikte. Efendim her hafta Türkülerin Dilinde programımızda türküleri sizler için dillendiriyoruz. Ve sizlerin çok özel isteklerinizi burada canlı yayınımızda sizlere paylaşıyoruz. Ve tabii ki göndermiş olduğunuz mesajlarınızla da sizlerle beraber oluyoruz. VTV yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra hemen programın başında hatırlatmak istiyorum. VTV yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra 39-29'a göndereceğiniz mesajları program süresince sizlerle paylaşacağız. Ne diyoruz? Her hafta. Hayat geçer, zaman su gibi akıp gider. Dönüp arkanıza baktığınızda hep anılar kalır. Diliyoruz ki bu haftada arkanıza dönüp baktığınızda hep hoş anılar kalsın hayatlarınızda. O hoş anılarda Türkülerin Dili programının bir nebzecik bir katkısı varsa VTV'nin ne mutlu bizlere diyoruz. Değil mi hocam? Tabii. Nasılsınız geçen haftadan beri? Şükür iyiyim. Yavaş yavaş iyileşiyorum. Yavaş yavaş iyileşiyorsunuz. Bu arada değerli izleyicilerimiz, Daranlı Mustafa'nın bir özelliği vardır. Programın başında böyle durur ama programın ilerleyen saatlerinde sazın teline vurdukça açılır, söyledikçe açılır ve son derece güzel, hoş bir performansla sizlerle olur. Ve ben şimdi konuğuma dönmek istiyorum. Sevgili Selçuk Metin, hoş geldiniz. Programımıza ilk defa sizi ağırlıyoruz. Kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Ben müzik öğretmeniyim. Müzik öğretmeni? Evet. Yani şeyde ortaokul, lise... İlk öğretimde müzik öğretimde. İlk öğretimde. Ortaokul, lise mi kaldı işte bakın benim de söylediğime. Evet, müzikle uğraşıyorsunuz. Evet, her türlü enstrümanı çalıyorsunuz herhalde değil evet, mi? Çalıyorum. Müzik öğretmenlerinin öyle bir özelliği var çünkü. Evet, maalesef. Sadece bu kadar mı tanıtıyorsunuz kendinizi? Müzik öğretmeniyim. Ben daha çok çalayım yani. Ben çok çalayım, çok söyleyeyim diyorsunuz. Evet, hani Musa dedenin var ya, soruyorlar böyle programda. Bizler gibi konuşmasını bilmeyen diyor ki ya illa türkü çalalım diyor. Estağfurullah. Çünkü öğretmen kendileri konuşmayı tabii, da son derece tabii. iyi bilirler. Evet. Ve son derece de güzel çalıp söylerler. Ondan eminiz. İlk türkümüz hangisi olsun? Sizinle başlayalım. Ellerini çekip benden yarifun gider oldu. Diyoruz. Severim sevilirdim.
severim sevilirdi. Bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Neden oldu? Yar aşkıyla yana yana hayrı düştü. Ayrı düştüm gurbetene, ama senden bir gezer yürek değil beden oldu, yürek değil beden oldu, beden oldu, ama senden ayrı yürek değil beden oldu, yürek değil beden oldu, beden oldu. Ayrı düştüm gurbete ben, belki senden ayrı gezer yürek değil beden oldu, yürek değil beden oldu, ah beden oldu, ama senden ayrı yürek değil beden oldu, yürek değil beden oldu, beden oldu. Harika. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Bütün arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sevgili Gökhan'a, Ali'ye, değerli konuğumuza, Selçuk Bey'e. Birazdan tabii ki sözü size bırakacağız. O güzel sesinizle, güzel yorumunuzu izleyicilerimizle paylaşacağız. Bu arada bazı izleyicilerimiz bana özelde mesaj atıyorlar ve biraz kırıldıklarını ifade ediyorlar. Özellikle Hüseyin
Yılmaz. Galiba Ali'nin arkadaşı. Bizim mesajlarımızı okumuyorsun İlhan Hanım gibi serzenişleri oldu geçen haftaki programımızda. Ama emin olun bir göz yanılması olayı var. Çünkü birdenbire bir sürü mesaj peş peşe geldiği zaman aradan bazı mesajları kaçırabilme olanağı olabiliyor. Kasıt yok, kast yok. Sizlerden mesajları özellikle bekliyoruz. Zaten bu akşam, onlar olmaz sözlü der mi biz ki? Yani bu akşam Harbi özellikle hepsini okumaya gayret edeceğim. Eğer okuyamadıklarım olursa da lütfen kusuruma bakmayın. Bu arada Şerife Akalan Duran da bu izleyicilerimizden bir tanesi. Çok güzel programınızı zevkle izliyoruz ama mesajımı göremediniz herhalde diye bana bir mesaj atmış. Özellikle bunu bu iki izleyicimizin isimlerini saymak istedim buradan. Bu arada hemen iyi geceler mesajı Konya'dan. Kucak dolusu saygılar, sevgiler. Ben Konya'dan Şeref. Yine çok güzelsiniz ve dinamitsiniz. Ali kardeşimizden açma bugün perdeleri rica ederiz. Bu parça tüm VTV izleyicilerine gelsin diyor. Bu arada bugün Gökhan'a da zannediyorum bir parça okutacağız. Çünkü geçen hafta onun doğum günüydü. Evet. Ve çok fazla istek geldi. Gökhan da bir parça okusun denildi. Gökhan'a da bir parça okutacağız. Sizlere kendi yazdığım bir şiiri okumak istiyorum Antalya üzerine. Çünkü biz Antalya'dan tüm dünyaya sloganıyla yayın yapıyoruz. Şu anda bizleri izlemekte olan batıdan doğuya, kuzeyden güneye, tüm şehirlerimize, Orta Anadolu'ya, Karadeniz bölgesine, Güneydoğu Anadolu'ya ve Batman'dan sürekli mesajlar gönderen sevgili Sabahat Aydın'a, Ramazan Aydın'a. Onların bir istekleri var. Bizleri hiçbir zaman için yalnız bırakmıyorlar. Zahidem türküsünü istiyorlar. Tabii. İki hafta üst üste. Belki bugün onu da yayınlayabiliriz. Hoş geldin, hoş geldiniz. Bu şehri Antalya sarmaladı yine seni. Seyreyle bu nadide, büyülü şehri. Gözlerin benim gözlerim şimdi. Bu şehri Antalya ki yasak ama vazgeçilmez bir kadın gibi. Bazen kaçmak istersin belki. Bazen koşup sarılmak, bazen Lara'dan Konya altına bakarken dalıp anıları hatırlamak. Büyülemiştir bir kere seni. Ne kadar kaçsan, kızsan, yok desen de tıpkı yasak ama vazgeçilmez bir kadın gibi. Çeker seni. Hoş geldin şehri Antalya'ya. Hoş geldin inkar ettiğin söz dinlemez gerçeğini. Hoş geldin yasak kadınına. Hoş geldin. Bu şiiri ben kaleme aldım, ben yazdım. Ama şiiri aslında İstanbul için yazmıştım. İstanbullu olduğum için ama, belki de. Ama anlıyorum. Antalya'ya da uyarlanınca bir başka bir zer oldu diyorum. Tebrik ediyorum, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Antalya'dan tüm dünyaya sloganımızla en güzel türkülerimizi bu akşam yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ve şimdi sevgili Selçuk Bey, bize hangi türküyü söyleyeceksiniz ve çalacaksınız? Kız senin derdinde olmak istiyorum ben. Sizi dinliyoruz. Herkese dersimizden. Çıkar bakarsın, bilmiyorum ne derdin var kız senin senin. Her sabah her seher vakti çıkar çıkar bakarsın, bilmiyorum ne derdin var kız senin senin senin. Yakarsın bu canımı,
sorun ne derdin var kız senin senin sen. Dertlisin hem aşk adına yaparsın bu canımı. Bilmiyorum ne derdin var kız senin senin sen. Kız senin 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 de derdin neydi senin. Bilmiyorum ne derdin var kız senin senin senin. Ay senin 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 de derdin neydi senin. Bilmiyorum ne derdin var. Biz senin, senin, senin. Ağzınıza sağlık. Çok sevilen bir türkü değil mi? Çok evet, da istek çok alan. Evet. Gerçekten güzel de çalıp söylediniz. Sevgili Selçuk Metin çok teşekkürler. Bu arada gelen mesajları hani biraz önce bahsettim ya izleyicilerim bana darılıyorlar, küsüyorlar. Hemen bazılarını okumak istiyorum. Selam, iyi geceler, iyi yayınlar. Ben Alanya'dan Veli Yollu. Mustafa abiden Sünne türküsünü istiyorum. Bu türküyü Sünne'de bulunan aileme ve tüm Gazi Paşalılara armağan ediyorum. Merhaba, ben Selçuk'un ablası Hacer. Kendisinden Zeynep bu güzellik var mı soyunda istiyorum. Hepinize sevgiler demişler. İyi akşamlar Mustafa abi, ben Antalya'dan Ali Doğan. Sizden Doğan ailesine ve Muz Vadi halkına Sevdalım şarkısını istiyorum demişler. Gazi Paşa'nın Macarköy Yörükler Mahallesi'nden İrfan Dolu, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Mustafa abiden sıradaki parçayı tüm Dolulular için istiyorum. Yine iyi akşamlar, ben Gazi Paşa'dan Orhan Caner. Mustafa Bey'den Özüm Başka, Sözüm Başka'yı istiyorum. İyi yayınlar, ağzınıza sağlık demişler. Ben Kocaslı'dan Hasan İkbal VTV çalışanlarına
ve öncelikle arkadaşım Mustafa Karakoç'a başarılar diliyorum. Gönlünden geçen bir parçayı rica ediyoruz. Koçaşlı'dan. Kur'an kursu arkadaşım. Kur'an kursu arkadaşım. Harika. Benim bilinmeyen yönlerimden yani bir tanesi. Seni kimse bırakmıyor. Kur'an kursu arkadaşın, çevren, tabii, efendim, tabii, müzik yaptığın alemde olan bütün izleyiciler. Tabii, özellikle bayan hayranların çok fazla bu arada. Yok öyle demeyelim. Ali var. Ali var. Biliyorsunuz tabii ki bayağı büyüdü. Düğünü var nasip olursa inşallah. Ali'nin tarihini koyamadık ama tarihi belli değil. Bu yıl mı? Tarihi belli değil. İnşallah bu yıl olacak. İnşallah bu yıl. Olacak. Evet. Olacak ama bu arada Muhittin... Tabii hepsi benim canım ciğerimdir. O bayanların hepsi benim canım ciğerimdir. Teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Evet, evet. Muhittin ve sevgili Zekiye'nin de selamları var. Zekiye dedi ki çilekleri evet. Ben ellerimle topladım. Doğrudur. Ve de doğrudur. Özellikle selamı var. Çok tüm, dünyanın karşısında diyoruz. Özellikle sizleri çok seviyorlar. Evet. Ki benim ailem gerçekten o şekilde bir insanlardır. Biz müzik bizim hobimiz değil. Müzik bizim ekmeğimizdir. Evet. Değerli Selçuk hocam da beni yıllardır tanıyan insanlardandır. O da benim aynı ailemden gibi olan değerli bir dostumdur. Değerli bir kardeşimdir. Biz çalışıyorsak ekmeğimiz için çalışıyoruz. Bu arada senin hemen mesaj geldi. Lafını balla böyle bölüyorum. Çok güzel ilahi ve Kur'an okuduğunu yazdılar şu an. Doğrudur. Ben yarım hafızım. Ama bunu kimseye de değil. Sadece Allah'la kendi aramdaki mevzudur. Onu kimseye paylaşmam. Evet. Tabii ama buradan bilenler biliyor işte. Tabii ki. Bilenler tabii ki, biliyor. Tabii. İyi akşamlar. Beyre Bucak'tan Yörük Menderes Mustafa Bey mükemmel görünüyorsun. Başarılar diliyorum. Sağ olsunlar. Tüm sevenlerine Yozgat'ta okuyan kızıma damardan diyorum. Hadi. Az sonra diyeceğiz değil mi? Bugün evet akşam, ve bir Yozgat türküsü özellikle hazırladık. İstemiyor. Evet. Tamam. Yozgat türkü bugün içerisinde. Bugün değerli dostlarım, değerli izleyicilerim beklesinler. Yozgat türbesini bir senedir bizden istiyorlar. Bilenler biliyor. Ayşen'i 1,5 senedir istiyorlar. Onu da okuyacağım. Onu da okuyacaksın. Ne mutlu bizlere. O zaman hemen bir türkü arası verelim bu kadar sözden sonra. Ne çalalım ne söyleyelim. Kiremitte buz musun? İllahi kafaya taktık biz o. Hadi bakalım. Biliyorsunuz. Geçen gün reklam arasında okumuştuk ama kendimiz için okumuştuk. Kendimize. Tabii şimdi ki. İzleyicilerimizle ama paylaşalım. Ama şu an izleyicilerimizle paylaşalım. Hadi bakalım. Özellikle Selçuk hocam da eşlik eder bana herhalde. Ama Allah'ın vermiş olduğu bir ses vardır biliyorsunuz. Thank you.
evden al. Mısır ya Osmanlı'm. Verdik. O güzel türküden sonra türkülerin dili yine cap canlı yorumlarıyla değerli üstadların sazları ve güzel yorumlarıyla sizlerle olmaya devam ediyor. Bu arada VTR yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra 3929'a gönderdiğiniz mesajlarınızı özellikle okumaya gayret ediyorum bu akşam. Bilmiyorum farkındasınız herhalde. Okuyamadıklarım olursa da zaten altyazıyla ekranın köşesinde izleme imkanınız var. Biraz önce bir Yozgat türküsü var sırada demiştik ve o özel türkünün şimdi sizlere minik öyküsünü, hikayesini aktarmaya çalışacağım. Biliyoruz ki tüm türkülerin bir oluş şekli var, bir öyküsü var. Hiçbir şey pat diye olmuyor, mutlaka onların bir yaşanmışlığı var. Bu Yozgat türküsü dersini almış da ediyor ezber. Hepimizin bildiği, en azından kulak aşinalığı olduğu son derece değerli türkülerimizden bir tanesi. Yozgat şehri 1760 yılı başlarında Bozok Yaylası'nın yeşillik, etrafı ormanlarla çevrili içinde binbir çeşit kuşun ötüştüğü bir sahada kuruluyorken Yozgat halkı o zaman yarı göçebe ve sürülerini besleyerek hayvancılıkla uğraşırlarmış efendim. Hayatlarını bu yoldan sağlarlarmış. Bu ozanların çoğunluğunu Sorgun ilçesindeki ozanlarımız oluşturmaktaymış bu arada. Bozok Yaylası'nda otlayan, çok minicik bana dersini almış ediyor ezberin türküsünü böyle minicik alttan eşlik edebilirse arkadaşlarım daha keyifli olacak. Bozok Yaylası'nda otlayan bu sürülerin birinde Sürmeli Bey adında bir Türkmen yörüğü otlarmış. Birazcık sesi aşağı alabilirsek... Halk tarafından sevilen bu yanık sesli halk ozanı, elinde kavalı,
sırtında sazı, Yozgat'tan Akdağ madenine uzanan ormanların içinde, sürüsünün içinde dolaşırmış. Bazen bir çamın dibine yaslanır, sazının tellerini konuştururmuş, vururmuş sazının tellerine. Bazen bir derenin kenarında kaval çalarmış, aşık olduğu o güzel dilber için. Ve sevgilisini düşünürmüş, o sevgili ki güzelliği Boz Ok yaylasında ün salmış, nam salmış. Ahu gözlü, sürmeli kaşlı, ay yüzlü bir dilbermiş. Babası bir Türkmen beyiymiş ve çok da sert bir adammış doğrusu. Sürmeli Bey ailesini salarak babasından sevdiğini istetmiş. Ama maruz adam kızını bir çobana vermeye yanaşmamış bile. Araya beyler, ağalar girmiş. Ama boşuna, bir türlü gönlü razı olmamış babanın. Ve üzüntüsünden sürüsünü bırakan Sürmeli Bey, alır sazını eline, beş çamlar mevkiinde kendini bir dergah kurar. Aşkını yanık türküleriyle dağlara, ağaçlara anlatır olmuş. Küsar otağına, obasına ve Akdağlara kadar uzanan çamların arkasında onu bir daha gören olmaz. Dertli kavalına üflediği, içli sazına söylettiği nameler kanır geriye Sürmeli Bey'in. O gün, bugündür dillerde yankılanır Sürmeli Bey'in türküleri. Ve işte şimdi o türkü Meral Mustafa'nın yoluyla siz ve deriz
çengellenmiş kirpi üstüne. Ah başın çengellenmiş kirpi üstüne. Havaya buludum al. Süper bir yorum. Çok teşekkür ederim. Ağzına o sağlık. Değerli üstadlarımın, değerli sevgilerimin evet. sayesinde. Bu arada çok güzel mesajlar var. İyi akşamlar diyorlar. Ben Konya'dan İbrahim Baysal, Daranlı Mustafa'dan Ben Sana Yandım parçasını istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demişler. Yine Şeytan Mehmet, beni sevenler ve Koçak ailesi için bana resmi değil kendi lazım. İyi akşamlar, ben Konya'dan Nizamettin Arslan, Mustafa Bey'den Gelemem türküsünü tüm Arslan ailesi adına istiyorum. Şimdiden teşekkürler. Ve yine Facebook üzerinden de bazı mesajlar var. Mali Mehmet Bey ve yine Fürt'ten Orhan Bey, Orhan Coşkun Bey'in özel mesajları var. İyi akşamlar diyor, iyi yayınlar. Her pazartesi gecesi olduğu gibi yine ekranda sizleri izliyoruz. Her zamanki gibi yine maşallahınız var. Sıradaki parçayı tüm VTV izleyenlerine, ayrıca beni tanıyanlara gelsin diyorum. Almanya'dan, Fürt'ten kucak dolusu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum demişler. Çok teşekkürler Sayın Orhan Coşkun, her hafta bizi yalnız bırakmadığınız için. Yine Facebook üzerinden Şeref Aydın, Songül Akçay, özellikle Songül demiş ki Milan abla Ali'den Türk istiyoruz demiş. Sıkıştırıyorlar artık de, ama tabii ki önce özellikle evet. Evet. Ondan sonra onlardan isteyeceğiz. Tabii tabii tabii. Şimdi bu hatırlatmalardan sonra, bu gönül almalardan sonra tabii ki konuğumuzda sıra, onun o güzel sesiyle, yorumuyla bir müzik öğretmeni nasıl çalarmış, nasıl söylermiş, şimdi hep birlikte dinliyoruz, izliyoruz sevgili Selçuk Metin'i. Ben buradan Ahmet Neşet Olay'a saygılar dinliyorum. Beni tanıdık en güzel üstad boydu. Beni etkileyebilen gerçekten müzik hayatımda birçok şey katmıştır. Onu buradan saygıyla anıyorum. Saygıyla anıyoruz. Allah razı olsun. Ruhu şad olsun diyoruz. Evet. Canı cennet olsun. Unutmadan ablam Zeynep'im istemişti. Ben bir tane uzun hava okuyayım. Zeynep için, o da Zeynep'im. Thank you.
Çadolut gün ya da garip yassıdır. Karlı dağlar gibi başı pusudur. Uy uy. Ama ne la gözlerin nemli, kirpik ısıdır uy 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 ıslıdır. Düşmüş halıma da yoluma Zeynep'im, Zeynep'im, ah Zeynep'im. Aman hele gözlerin nemli, kiplik ıslıdır uy 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 ıslıdır. Düşmüş halıma da yolumu Zeynep'im, Zeynep'im, ah Zeynep'im. Sevgili Selçuk, gerçekten çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Türklerin Dili devam ediyor. Alanya İmamlı Köyü'nden Mustafa Uğur Daranlı Mustafa'ya selam. Onun her şarkısı güzel. Söyle Daranlı Baba, söyle demiş. Ve bir gün yaşlı bir adama bir soru sormuşlar. Hangisi daha önemli? Sevmek mi, sevilmek mi? Yaşlı adam duraksamadan şöyle cevap vermiş. Bir kuş için sağ kanat mı önemlidir, sol kanat mı? Sevmek ve sevilmek bir kuştaki iki kanat gibidir. Evet sevgili izleyiciler, şimdi her zaman türkülerinde sevmeyi, sevilmeyi isteyen ve işleyen, rahmetle anıyoruz Aşık Veysel. Aşık Veysel'in unutulmaz türküsündeki şu dizelere yer vermek istiyorum müsaade ederseniz. Dost, dost diye
nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Ben Aşık Veysel'i de anmak istedim. İsterseniz onun türküsüyle devam edelim ya da onu anmış olalım. Tabii ki. Reklam arasından sonra devam edelim. Şimdi türkü yayınlayacağız ve sonrasında reklamlara geçeceğiz. Bu arada yönetmenimiz işaret etti. Ona da teşekkür ediyoruz bu uyarıları evet. için. İsterseniz o türküyü ya da Aşık Veysel'den bir başka türküyle onu yad edelim mi? Çünkü Aşık Veysel haftası bu hafta aynı zamanda. Tabii ki. Hangisi? Hangisi olsa olur. İster Kara Toprak. Benim Mustafa abiye bıraktım. Tabii ki. Benim sadık evet. yârim Kara Topraktır olsun. Sadık yârim kara topraktır. Beyhuda boştum da heyecan, boşa yoruldum, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude yoruldum, yara oldum. Benim sadık yârim topraktır. Kara bozmadın. Zaten enginsin bu konuda, biliyorum ben seni. Çok teşekkür ediyorum. İki üstadı yad ettik, rahmetle andık. Biri Neşet Ertaş, diğeri Aşık Veysel oldu. Ve şimdi bir reklam aramız var. Sonrasında türkülerin dili devam edecek.
Kazancı Yapı Market'in sunduğu Türkülerin Dili devam edecek. Son arasıydı zannediyorum. Saat çünkü 11.30 gibi bitirmemiz gerektiğini işaret ediyor arkadaşlarım. Türküler sizlerden gelen en güzel arzu ve isteklerle ve de keyifli şarkılarla devam ediyor. Tabii canlı yayınımız, canlı yayın sırasında bazen böyle farklı sesler de gelebiliyor. Ama şimdi sevgili Gökhan'dan güzel bir türküyü paylaşacağız sizlerle. Gökhan için uzun zamandan beri istek vardı. Onun bir türkü söylemesi çok istendi. Sevgili Gökhan Özcan'da mikrofon şimdi. Bakalım o bizler için ne söyleyecek. Hadi bakalım türkü vakti. Evet, bu parça tüm aileme gelsin, beni sevenlere gelsin. Teşekkür ediyorum. Eyvah gönül, senin başa dert kervanın gelmiş gitmiş. Eyvah gönül, senin başa dert kervanın gelmiş gitmiş. Yine dertler kaldı sana, dert defterin olmuş gitmiş. Yine dertler kaldı sana, dert defterin dolmuş gitmiş. Sen alıştın dert dökmeye, her derde boyun bükmeye. Adam mı var dert dökmeye, dert yükünü almış gitmiş. Toz kaldı mı dert dökmeye, boz yükünü almış gitmiş. Thank you.
Zaten senin derdin bitmez, dertsiz gün boşa gitmez. Zaten senin derdin bitmez, dertsiz günün boşa gitmez. Az dert çekmek sana yetmez, dert yükünü almış gitmiş. Az dert çekmek sana yetmez, o sükünü almış gitmiş. Sen alıştın dert çekmek, ellerde boyun bükmeye. Dost aldı mı dert çekmeye, dost yükünü almış gitmiş. Dost aldı mı dert çekmeye, dost yükünü almış gitmiş. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, sevgili Gökhan çok güzel okudu, çok güzel söyledi. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan'a. Ve gelen bazı mesajlar var. O mesajları şimdi sizlere aktarmak istiyorum. Sevgili konuğumuz için gelen mesajlar var. Forosik Yönetim Okulu'ndan öğrenciniz Talha Yanık. Zahide'mi söylerseniz seviniriz, iyi akşamlar diyor. Yine ağza sağlık Selçuk Metin, zevkle dinliyoruz Aydan Aksu. Selam, ben İstanbul Ok Meydanı'ndan Hasan Aydın. Beranlı abimden iki büyük nimetim var istiyorum. Geçen hafta da istemiştim, Aydın ailesi ve Aydın kardeşlere gelsin demişler. Merhaba, ben Alanya'dan Hilmi Çukur. Hepinize ayrı ayrı selamlar. Sıradaki parça bütün Dumlu Göze Köyü'ne gelsin mesajı var. Ve sevgili izleyiciler iyi akşamlar. Ankara'dan gelen bir mesajımız var şimdi de. Ankara protokolünden motorlu polis grup amiri Ramazan, üstadım yine mükemmelsin, başarılar diliyorum diyor. Yine sevgili Deranlı Mustafa'ya bu özel mesajlar geliyor. VTV yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra 39-29'a gönderdiğiniz mesajları farkındaysanız bu akşam dilim döndüğünce okumaya gayret ediyorum. Ve okuyacağımı da iletiyorum. Daha vaktiniz var, mesajlarınız gelebilir. Şimdi özel bir türkü ve onun güzel dizelerini sizler için seslendirmek, okumak istiyorum. Aldın aklım bir bakışta, yaktın yüreğim ateşte, al hançeri sinem işte, acımazsan vur sevdiğim. Sevdiğim başımın tacı, merhamet et bana, sen bir derdim ilacı. Ümmet eyle ver sevdiğim, ellerini çekip benden demiş. Bu güzel türkünün bu anlamlı sözleriyle, güzel türküyle sevgili Beranlı Mustafa şimdi sizlerle. Thank you.
ateşte o hançeri sinemişten acımadan sevdiğim o hançeri sinemişten acımadan sevdiğim acımadan al hançeri sinemişten, al hançeri sinemişten, acımadan vur sevdiğim, acımazsan vur sevdiğim, vur sevdiğim. Gönül sevmenin zamanı geçti. Sevgiliyi buldun amma ne fayda. Garip gönlüm bugün akşam bir coştu. Gördüm amma sevemedim ne fayda. Denemedim güllerini bir gece. İsmin dudağımda elde her gece harman kaldırırım yaba geçece buğdayını süremedim ne fayda. Merhamet et bana acım, sende bir derdim ilacım. Himmet et sevdiğin, sende bir derdim ilacım. Himmet et sevdiğin, himmet et. Sende bir gönül ilacım, himmet eyler sevdiğim, himmet eyler sevdiğim, sevdiğim. Ne kadar duygulu dizeler, ne kadar duygulu okudum böyle, yaranlım Mustafa. Teşekkür ediyorum. Selçuk hocam başta olmak üzere. Çok güzeldi. Çok, sizler de güzel bir yorum yaptınız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Bu arada Şeref Aydın Beyefendi onun işte yerine geliyor. Ya zaman ne çabuk geçti, bu zaman yetmiyor. Sayın yönetmenine selamlar demiş. Ve yine Afyon'dan iyi geceler öğretmen Yüksel Aydın ve Kadri Aydın, Karaman Sarıveliler'de bulunan ailemize ve tanıdıklarımıza selamlar, sevgiler. Sizlere de başarılar diliyoruz demişler. Afyon'dan gelen bir mesajdı bu. Ve yine Hacer Aşkar bir mesaj göndermiş. Dumlu Göze'den, sizleri çok seviyorum, Allah'a emanet olun. Mustafa abiden Elif'in parçasını demiş. Tabii vaktimiz oldukça, zaman yettikçe. Bu arada iyi yayınlar, Antalya'dan Hamza ben. Mustafa hocam Zahide'mi Biricik Karım için çalarsanız beni mutlu edersiniz. Bu türkü tüm Ermeneklilere gelsin. Bu arada Zahidem türküsü 2 haftadır Batman'dan Ramazan Aydın ve sevgili eşi Sabahat Aydın özellikle istiyor. Antalya'da çok sevdiği Biricik kardeşi Nurullah için bu türküyü istemişlerdi. Olmazsa biz Zahidem türküsünü bu akşam sizler için paylaşacağız. Selam, ben Umur Solmaz. Her hafta olduğu gibi yine arkadaşlarla toplandık, sizi izliyoruz. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Gökhan kardeşime, Selçuk abime, Ali ve Mustafa abiye selamlar.
ev arkadaşlarım Hasan, Mustafa, Erdoğan, Serkan ve Muhasebe 2B sınıfı için Mihriban'ı istiyoruz demişler. Mihriban da muhteşem bir türkü. Beşinci program... Saatimiz yetse. Keşke yetse. Aslında beşinci programda hiç Mihriban daha yayınlamadık. Evet. Selam, biz Afyon'dan öğretmen Yüksel ve Kadriye biraz önce okumuştum. İyi akşamlar ve Ankara'dan da yine gelen mesajımız var. Protokol amirinin mesajını biraz önce sizler için paylaştım. Şimdi çok söze gerek yok. Bir türkü. Türküyle devam edelim. Sevgili Ali. Daranlı Ali namı diğer. Ali Karakoç. Bizlere bir türkü. Ben değerli bacanım, abimden çok teşekkür ediyorum. Şeref Aydın biliyorsunuz. Hı hı. Aydın. Hurdacılık, hurda evet. işi yapıyor ama bizleri inan her zaman yalnız bırakmıyor. Fazla sözü gerek yok diyorum. Sürekli onun her hafta gönderiyorlar. Saygılı, hadi bakalım. Ali'den bir türkü, bak. Sonra bir kapanış türküsüyle veda edeceğiz. Tabii ki. Daha Nide Bağları var. Ayşe'ni okuyamadık bugün yine. Açmal gün perdeleri, çıkma kapılara çıkma. Açma bugün perdeleri, çıkma kapılara çıkma. Ölümüne sevdim seni, yan başıma yıkma. Dünyamı başıma yıkma. Yar seni çok sevdim ama onursuz da yaşayamam. Neler duydum sorma neler. Ben bu yükü taşıyamam. Yar seni çok sevdim ama onursuz da yaşayamam. Neler duydum sorma neler. Ben bu yükü taşıyamam. Benden başkasına gülme, el uzatıp elin verme. Benden başkasına gülme, el uzatıp elin verme. Kıskanıyorsam çok görme. Beni ataşlara atma. Beni ataşlara atma. Yar seni çok sevdim ama olursuz
da yaşayamam. Neler duydum sorma neler. Ben bu yükü taşıyamam. Özür dilerim. Hastayım ama Şeref abi de kıramadığım bir insan. Yine de onu istediğim yapmak istedim. Çok güzel okudun. Evet, çok güzel okudu. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ali'ye. Sevgili izleyiciler, artık zaman yetmiyor. Aslında bu akşam söylenecek ve okunacak çok türkümüz var ama inşallah başka bir programda. Özellikle değerli canım ciğerim. Hı hı. O bile coşamadı. Evet. Ama nide bağlarını coşturacağız. Şimdi artık bir veda vakti geldi. Bu akşam da Türkülerin Dili yolculuğu burada noktalanıyor. Ben Nilhan Turan Kırdı ve sevgili Deranlı Mustafa, saz ekibimiz ve sevgili Selçuk, sözlerini almak isteriz. Konuk oldun bu akşam, bizlerle birlikte olduğun çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Zamanımız yetseydi keşke. Daha evet. Böyle şeyler yapsaydık da içimizde kaldı. İnşallah bir dahakine. O zaman hep beraber. Ben buradan bütün sevdiklerime, aileme, arkadaşlarıma, öğrencilerime selam yolluyorum. Kusura bakmasınlar, isteklerini yapamadık. Bize de selam olsun. Ne mutlu. Bizleri kurulandırdınız. Türküsü de çok istendi aslında. Tabii ki, tabii ki. Tabii Mihriban ki. İstendi ve daha başka türkülerimiz de vardı. Ama bir başka programda inşallah diyoruz. Bu akşam da bizden bu kadar. Tüm BTV çalışanları adına hepinizden hepinize sevgi ve saygılar gönderiyoruz efendim. Thank you.
zaman yedi yedi yeri dağların garı açtım. Haydi